Cümleten selamun aleyküm dostlar. Bugün 25 Nisan 2024. Gündüz kuşağı haberleriyle tekrar karşınızdayım. İlk olarak Fransa'da başlıyorum. Fransa'da emekli general bas bas bağırıyor. Orduya kimse katılmak istemiyor. Fransız ordusu düşüşte. Ne yapacağız? Halimiz perişan olacak. Babında açıklamalar. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Fransız basınında esasen bu konu çokça işleniyor. Çünkü Macron, Elyes'e sarayında bol bol atıp tutuyor. Bir taraftan Putin'e atıyor, diğer taraftan onu atıyor, bunu atıyor. Habire sağa sola sallıyor. Halihazırda Kafkasya'da Azerbaycan'a karşı da bu tür atışları var. Macron'un. Şimdi Fransız generalleri, Fransız ordusu esasen bir çıkmazın içinde. Çünkü Fransız gençleri orduya katılmak istemiyor. Lejyoner olmak istemiyorlar. Esasen burada Fransız gençlerin yorumları çok önemli. Fransa'da genel çerçeve şu. Gençler için de algı ve Fransız halkı için de algı şu. Macron Fransa'yı Amerika ile beraber büyük bir savaşın içine sokmak istiyor. Bu onların çıkarları doğrultusunda. Hani kapalı kapılar ardındaki kürre kafalıların, BlackRock şirketi sahiplerinin, habire dünyaya silah üretip satanların ve küresel finans şirketlerin sahiplerinin bir amacı var. Amaç dünyada daha çok kaotik olaylar çıkarmak, dünyada daha çok istikrarsızlık yapıp hem Avrupa'yı bir çıkmada sokacaklar hem Fransa bu çıkmazlardan en büyük tokadı yiyecek olan ülke olacak diyor Fransız kamuoyu. Şimdi burada bakış açısı önemli. Esasen gerçekleri söyleyen tarza bir bakış açısı. Ve Fransa kamuoyunda şu arkada gördüğünüz fotoğraf bolca paylaşılıyor. Amerika dünyadan elde ettiği kirli paraları Ukrayna hattında, Tayvan hattında, İsrail hattında dünyanın birçok bölgesini ortaya çıkardığı karışıklıklarla aklıyor. O paraları temizliyor. Küresel sermayeyi elinde tutan elit güçler bu işten milyar milyar trilyon trilyon dolarlar kazanıyor diyor. Anında bu Fransız kamuoyu. Ömer'im o verim Hakikaten 10 numara tespit. Bu işte sıkıntının büyüğünü beygirsiz Macron çekecek. Oraya buraya, sağa sola afra tafra yapan, atılıp tutan, aslan kaplan kesilen ama kıçının altında bir beygiri dahi olmayan çakma Napolyon, teneke Macron. Afrika'nın birçok bölgesinden yayılan Türkler. Bizler ceddimiz Osmanlı zamanında Afrika'da. Afrika'nın yarısından fazlası bizim kontrolümüzdeydi. Ve oraları 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl güvenle ihya ve inşa ettik. Oralarda yaşadık. Oraları yer yurt yaptık. Bakın 300 yıl diyorum. 400 yıl diyorum. Hani bizim şurada ömrümüz 60 yıl, 70 yıl, bilemedin 80-90 yıl. Ardından o bir taraf teslim. 3 nesil, 4 nesil, 5 nesil, 10 nesil diyelim. Daha fazla nesiller Afrika'da yaşadı ve oraya giden cettimiz geri Anadolu'ya birçoğu dönmedi. Oralarda yaşadılar, oraları yer yut yaptılar. Ve bu eksende oralarda evlendiler, oralarda çoğaldılar, aile kurdular, baba oldular, dede oldular, büyük büyük dede oldular. Böyle torun torba sahip olup oralarda Türkler çoğaldı. Baba Türk, anne Afrikalı. Baba Türk, anne Libyalı. Baba Türk, anne Çatlı. Baba Türk, anne Malili. Baba Türk, anne Cezayirli. Tunuslu, Faslı, Mısırlı. Böyle. Şimdi arkada size fotoğraflar paylaşıyorum. Bunlar bizim Köroğlu Türkleri. İlk kez Köroğlu Türklerinin arşivden çıkan görüntüleri, fotoğrafları. Nadide Fotoğraf adlı bir sosyal medya hesabı var. Oradan aldım bu fotoğrafları. Araştırması çok önemli. Fransız Antropoloji insan Müzesi incelenen kayıtlarında ortaya çıkan görüntüler mesela şu arkada paylaştığım ilk görüntüdeki kişi 1860'lı yıllarda yaşayan ve o anda fotoğraflanan görüyorsunuz üzerindeki kıyafetleri tipi bu şahsın ismi Yellop Ben Bahşi 38 yaşında Cezayir bölgesinde doğup yaşamış ve orada hayatını idame etmiş. Burada dikkatimizi çeken nedir? Hepinizin dikkatini çekmiştir. Hı? Saçlar değil mi? Evet saç yapısı. Şöyle yarıya kadar kazınmış, yarıdan aşağısı saçları beline kadar uzun vaziyette. Sıradışı saç kesimi. Bu saç kesimi birçok örnekte gözüküyor. Arkada sizlere o fotoğrafları tek tek paylaşıyorum. Zaten tipe baktığınız zaman evet bu bir Türk fenotipi diyebiliyorsunuz. Böyle Türk görüntüsü ortada duruyor. Hani sizlere her zaman diyorum ya Libya'da Misrata Türkleri, Köroğlu Türkleri. Kuloğlu Türkleri bunlar. Libya'daki nüfusu yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon. Libya'nın halihazırda nüfusu 6 milyon. Bakın az uz bir rakam değil. Bu sadece Libya'yı söylüyorum. Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u, işte Malis'i, Çad'ı, Mısır'ı, Sudan'ı falan diğer bölgeleri saymıyorum bile. Bu Köroğlu Türklerinin saç kesiminden aklımıza hemen şu geldi. Osmanlı zamanında deliler birliği vardı. He? Evet, aynı. Deliler olarak adlandırılan... Ön birlik, ön safta bunlar böyle yerel halktan gelen birlikler oluşturulan ellerinden kılınçlarla beraber karşıdaki düşman unsurlarının içine daldığı zaman onları böyle şaşırtan, dağıtan, Allah ne verdiyse dan 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 dalıp giden bir birlik. Deliler Birliği, Afrika'daki bizim Yeniçerilerin soylarından gelenler, bizim oradaki Leventlerin soylarından gelenler, bizim oradaki Türk kardeşlerimize oluşturulan birlikler olabilir mi? Bir de bu görüntü bize nereyi? Kızılderileri hatırlatıyor. Amerika. Türkiye, Türkiye'den büyüktür diye boşa demiyoruz. Türkler dünyanın dört bir köşesinde. Devam. Beygirsiz Macron'un diyarında generaller bas bas bağırıyor. Ordumuz hazır değil. Gençler asker olmak istemiyor. Lejyoner olmak istemiyor. Ne yapacağız ne edeceğiz babında açıklamalara bir anda dursun. Diğer taraftan İngilizlere geçiyorum. Arkada size bir video görüntüsü İngiltere'den gelen görüntüler. İngiliz askerleri, polisleri, jandarması neyse işte bunlar yürüyüş yapıyorlar. Geçit törenindeler. Yürüyüş öf be. Heybetlerine bak sen ha? Ha? tırt. <laughs> evet İngiliz basın diyor ki bizi bunlar koruyacaksa vay bizim halimize. İngiliz ordusu derme çatma ordu. İngiliz ordusu felaket derecede L'li G'li B'li T'li Q hepsi içinde var. Eke gerke kadın kadına ne varsa toplamışlar. İngilizler ordu diye ortaya koymuşlar. İngilizler bile bu durumdan şikayetçi. Nerede eski İngiliz ordusu? Nerede? bunlar diyorlar. Bunlar. <laughs> Şunların haline bak. <laughs> Yürüyüş desen yok, nizam desen yok, vakurluk desen yok, oradan buradan çer çöp toplama desen var. Hepsi İngiliz ordusu içinde. Ahan da böyle abudik gibidik bir ordu. Sinsi bacak İngilizler. İngilizlerin zaten en büyük gücü Dünyada ordusuyla değil de gittiği yerleri karıştırıp oradan ajanlar devşirip o ajanlar üzerinden, yerel ajanlar üzerinden o milletleri çökertme üzerine kuruluydu. Sinsi İngilizler bunu çok iyi becerirdi. Bir avuç İngiliz birliği koskoca Hindistan'da kaç yüz yıl sömürge olarak kullandı. Ve hala sömürüyor ya ayrı mesele. İngiliz kamuoyunda aynen şu söyleniyor İngiliz ordusu buysa kimseyle savaşmak istemeyiz ne Rusya ile ne oyna ne bununla çünkü halimiz perişan olur. Onlara şuraya bir Türk ordusu, Türk komandosu yürüyüşü bırakayım da Atçuk asker görsün gözleri. Can kardeş Azerbaycan, Türk komandosu Azerbaycan'da resmi geçit töreninde işte bu anlar yaşanmıştı. Hey Allah'ın askerleri, heybetinize maşallah. Için. Bu anı görüp gururlanmayan, Türküyle böyle ting ting olmayan, yüreği coşmayan bizden değildir. Türk değildir. Bunun altını çizeyim. Türk kimliği demek içinde bütün milletlerle muhteviyatı olan bir millet çatısı demek. Bizler Türkiye'mizi seven Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, bilahare tüm unsurlarıyla hepimiz Türk'üz. Çünkü dünyada özellikle Avrupa coğrafyasında Müslüman denince ilk akla Türk gelir. Türklük Müslümanlıkla özdeşleşmiş bir yapıdır. Arapla gelmez, Türk akla gelir. Çünkü kılıncıyla dünyanın dört bir tarafında adaletle Allah'ın adını ilahi kelimetullah yolunda durdurak bilmeden ilerleyen bizler Atalarımız, ceddimiz. Onun için boşa demiyoruz. Her Türk asker doğar. Bir şey olur. Bin doğarız. Yolumuza devam. Şimdi şöyle bir durum var. Dünyanın dört bir tarafında aktivistler, aktivistler durmadan karşımıza çıkıyor. Birilerinin fonladığı, örgütlediği, hani içlerinde iyi niyetli olanları ayrı tutuyorum. Ama çoğunluk olaraktan karanlık güçlere çalışan aktivist kafaların her alanda ortaya çıkması. Köpekler alanında, ne bileyim ben onda, bunda, şunda her alana karşımıza çıkıyor. Şimdi bu olca esasen içimize de çok büyük sıkıntı olan bu köpek sorunu bir türlü çözlemiyor. Cumhurbaşkanı'nın demesine rağmen çözlemiyor. Öyle bir durum. Öyle bir yapı kurulmuş. Türk milleti adeta köpeklere feda ediliyor. Allah sonumuza hayır eylesin. Hiç ama hiç iyi bir durum değil. Mama lobisi, köpek lobisi, para lobisi. Arkada ne işler dönüyor ne işler. Geçtim. Şimdi de balık lobisi türemeye başladı. Balık? He? Evet. Balık perestler. Arkada videoyu görüyorsunuz. Videoda adam normal vatandaş denizin kenarında balığını alıyor. Oradan kadının biri bas bas bağırıyor. Bırak o balıkları geri suya bırak. Onlar canlı, yaşama hakkı var falan. Lan bu ne menemen bir durum. Bu ne saçma sapan bir durum. Ama adam da madem öyle deyip önce uyarıyor, uyarıyor, uyarıyor. Ondan sonra kadına tanga <laughs> bir ittiriyor. Kadın denizde balıklarıyla buluşuyor. Hasret gideriyor. <laughs> Zaten kadın da suya girecekti, bahane arıyordu. Bahanesi bu oldu. Böyle durumlar etrafımızda. O perest, bu perest, şu perest. Şimdi de balık perestler. Geçtiğimiz aylarda sizlere bir haber yapmıştım. Bizim ilk astronotumuz Alper Gezer uzaya gitti. Uzay, uzay istasyonunda orada bir aya yakın bir süre geçirdi. Şimdi Alper Gezer o görev yaptığı uzay istasyonu bizim Aselsan'ımızın ürettiği yerli ve milli radar sistemi Eralp Radarı tarafından işte böyle görüntülendi. Arkada size o radar haritasının fotoğrafını paylaşıyorum. Sarıyla işaretli bölge. Şimdi Eralp radarı ilk yapıldığında 2021-2022 yılında duyurulduğunda yaklaşık olarak böyle hedefi bulma, radarda algılama olayı 450 kilometreydi. Ama ASELSAN'ımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, çalışanlarımız öyle bir şey ortaya çıkardılar ki bu radar bırak sen 450 kilometre ta 800 kilometre ötedeki uzay istasyonundaki bu meki bulup radarda gösteriyor. Vay bu vay vay ne yapmışız biz. Dehşetül manyak bir sistem. Aselsan Eral radarının uzay istasyonunu bulduğu görüntü ilk kez paylaşıldı. Bizler 450 kilometredeki hedefleri bulacağız. Radarda göstereceğiz diye ürettiğimiz ürün. Öyle yaptık ki onun iki katı menzile çıktık. 800 kilometre ta uzaydaki araçları dahi görebiliyoruz. Hey maşallah. Hey maşallah. Bakın bunlar daha gösterdiklerimiz. Her daim diyorum sizlere. Türkiye ürettiğimizin %10'u gösteriliyor. Fragman babında. Gösterilmeyen %90'lık kısım. Gösterilmeyen kısımda öyle inanılmaz unsurlar, öyle inanılmaz araç gereçler, öyle inanılmaz teknolojik ürünler ürettik ki Allah korusun. Tehlikeli bir anda vakti ve saati geldiğinde çıkarılıp kullanılır. Dünya o zaman gözlerip bu kadar olur. Bu kadar. Bu kadar. O zaman ne diyoruz? Türkiye'miz için, vatanımız için, bayrağımız için bir ve beraber üretmeye, ilerlemeye devam. Çinliler istenmeyen batılı liderleri nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Biz de biliyoruz. Aa. Şimdi sizlere arkada bir video paylaşıyorum. Videoda görüyorsunuz kim bu? Evet Amerikan Dışişleri Bakanı bilinken Çin'e resmi ziyarette bulunuyor. Resmi ziyarette bulunmasına rağmen Blinken'i karşılamaya kimse gelmiyor. Ah. Dışişleri Bakanı gelmiyor. Dışişleri Bakanlığından kimse gelmiyor. Ve gele gele kim geliyor? Uçağın indiği Şangay vilayetindeki işte yerel yetkililer geliyor. Adeta muhtarlar seviyesine karşılanıyor Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu önemli. Amerikan Dışişleri Bakanı'na bunun bir benzerini de biz yapmıştık. Türkiye resmi ziyarette bulunuyordu. Apron'un ışıkları kapatıldıydı. Kimse karşılamaya gitmediydi. Vali yardımcısının yardımcısı işte öyle oradan... <laughs> Biri bulduk gönderdik Amerika'nın dünyada gördüğü itibar aynen budur. Ahan da budur. Bu kadar olacaktır. Çan Çin Çon'dan haz etmesek de ah Uygur Türk'ü kardeşlerimiz Doğu Türkistan bu yaptığı hareket ön numara bir hareket. Ne kırmızı halı ne karşılayan bir yetkili Şangay şehrinin mahalle muhtarı karşılamaya gitti. Yeter artar bile. Amerika üniversitelerinde büyük kargaşa var, Amerika beklenmedik durumlarda, Amerika'nın dört bir tarafındaki üniversitelerde olaylar her geçen gün daha da büyüyor artık kontrolden çıktı ve üniversite yetkilileri, Amerikan polisini o da yetmedi Amerikan ordusu üniversitelere girdi. Heh. Biz yapsak kızılca kıyameti koparacak olan Amerika, demokrasinin beşiği, Avrupa. Çıt, çıt yok, ses çıkmıyor, niye? Çünkü işin ucu kendilerine dokanıyor. Çünkü işin ucu kendi menfaatlerine dokanıyor. Bu gösteriler ne gösterisi? Amerika'da Filistin gösterileri artık bütün üniversitelere yayıldı. Amerika'daki birçok eyalette, üniversitelerde bu gösteriler sürüyor. Artık iş çığırından çıktı ve seçimlere şurada 5-6 ay kaldı. Seçimlerin ışığında Biden yönetimi, küre kafalı Biden yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Orduyu üniversiteye soktu. İzrail'de ilk kez moraller sıfır çünkü Amerika'da hiç beklenmedik düzeyde üniversiteler karıştı. İzrail'e büyük tepkiler var. Biden yönetimi şimdi vık 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 ediyor. Seçimler, Amerikan seçimleri Biden'ın sonu olabilir. Sarıların Trump harıl harıl hur hur böyle geliyor. Hadi Trump, hadi yaparsın. Şimdi bakın burada özellikle karışan yer neresi? Texas Üniversitesi. He? Evet. Texas karıştı mı Amerika karışır. Texas Amerika'dan ayrıldı mı Amerika gümbür diye gider. Texas öyle böyle bir yer değil. Amerikan ekonomisinin döndüğü yer Texas diyebiliriz. Biz daha Texas'ın karışmasını bekliyoruz. Amerika Texas eyaleti, Amerika merkezi hükümetine karşı, Beyaz Saray'a karşı bir başkaldırı yaparsa ben senden ayrılıyorum diye öyle bir adım atarsa varın görün Amerika'daki arınma gecesi nasıl oluyor. Bu Texas ne kadar büyük diye soranlar oluyor. Aha da şöyle bir harita paylaşayım. Türkiye ve üzerinde Texas eyaleti maviyle gösteriliyor. İşte o kadar büyük. Neredeyse Türkiye kadar büyük bir yer. Nüfusu 30 milyon ve Amerikan ekonomisinin döndüğü yer olarak Texas diyebiliriz. Texas'ta destek isterse desteğe hazırlık. Yaşasın tam bağımsız Texas. Ne diyoruz Amerika, Johnler diyarı. Yiyin birbirinizi. Siz yiyin biz yolumuza bakalım. Amerika'da çok büyük karışıklıklar ortaya çıktı. Akşamdan sabah olaylar daha da büyüyor ve diğer taraftan karışacak olan bir yer daha. İspanya. İspanya'da Ziyonların etkisi altında İspanya'da karışmak üzere. Ne oluyor? İspanya hükümet, İspanya Başbakanı Sanchez istifa edebilir. Öyle bir mektup yayınladı. Çünkü İspanya Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımak istiyordu. Bunu her davasından gündeme getiriyordu. Çünkü İspanya Filistin noktasında İzrail'in karşısındaydı. Amerika'nın karşısındaydı. Aynı İrlanda Başbakanı gibi. İrlanda Başbakanı da İzrail'e karşı, Amerika'ya karşı Biden'ın önünde açıklamalarda bulunmuştu. Ve adamı bir gün içinde, iki gün içinde istifa ettiydi. Öyle bir güç var bu Ziyonların elinde. Şimdi bunun bir benzeri İspanya'da uygulanıyor. İspanya Başbakanı istifa edebilir. Neymiş efendim? Garısının yolsuzlukları varmış. O dosyalar ortaya çıktı. Ya? İzrail Ziyonlar düğmeye bastı. İspanya içinde hükümet omba alaşa vay arkadaş ya Avrupa'da bunlar ne kadar güçlü. Resmen Avrupa'yı ele geçirmişler. Resmen Amerika'yı ele geçirmişler. Evet. Bir avuçlar ama para onlarda, ziyonlarda. Allah bu şeytanların şeylerinden bizleri korusun. Allah bu şeytanların şerlerinden az ve neçet milletimizi, bizi, Türkiye'mizi, dost ve kardeş diyarları, masumlar ve masumlar korusun. Elbette ama elbette bunların hakkından gelecek vakit geliyor. Türkiye'mizi üretmeye, Türkiye'miz büyümeye, ilerlemeye inşallah devam edeceğiz. Gündüz kuşu haberleri bu kadar. Akşam haberlerinde, gece haberlerinde, bir doz uykuluk Bilal Feyza haberlerinde tekrar buluşuncaya kadar bir yer ayrılmayın. Durun. Geliyorum. Bakın, akşam 9 10 gibi geliyorum. Bekleyin. Bekliyor musunuz? Tamam. O zaman Allah'a emanet olun dostlar.